Merhabalar, nasılsın? Çok iyiyim doktor. Çünkü 2012 ilkbahar yaz acıya bayılma sezonunu bu sene erken açtım. Hani bu kar kış kıyametin ortasına geçenlerde hava bir açtı, güneş de oldu ya. Ben de ne zamandır çıplaklar kampına gitmek istiyorum zaten doktor. İndim Caddebostan sahile, baktım insanlar orada güneşleniyor, spor yapıyor falan. Üstümde başımda ne varsa yavaş yavaş hepsini çıkardım. Anadan üryan kumlara yattım. Orada anası bacısı olan kaç tane erkek varsa benim üzerime böğürerek bir gelişleri var doktor. Benim ağzımı burnumu bir kırdılar bunlar. Sonra orada herifin biri nereden bulduysa bir tane parke taşını almış. Benim alnımın çatısına böyle çat diye bir çakıverdi. Tam acıdan bayılacağım. Suya atmasalar iyiydi. Orada ayıldım. İş çıkışı saatlerinde her gün metrobüse biniyorum doktor. İşim olduğundan falan değil. Ama her durakta mutlaka indi bindi yapıyorum. Böyle ben metrobüsten inmeye çalışırken o binmeye çalışanlar omuz, kafa, dirsek, şemsiye, çanta ne varsa benim ağzıma yüzüme vuruyorlar doktor. Keza binerken de aynı şekilde. Böyle böyle her gün 3 saat indi bindi yapıyorum. İyi geliyor bana. Formda tutuyor beni. Ben kişisel temizliğe, hijyene önem veren birisiyim doktor. Mesela ağız spreyi kullanmaya dikkat ederim. Bu yüzden gittim, benim Bağcılar Karakolu'nda amcaoğlu var, komiser yardımcısı. Ondan bir koli biber gazı aldım. Alıyorum o biber gazını doktor. Önce böyle ağzıma böyle bademciğime kadar böyle sıkıyorum. Sonra burnumun içine, etlere doğru böyle gözlerimin pınarlarını hepsini boşaltıyorum. Bütün koliyi suratıma sıkıyorum doktor. Gözyaşları içinde. Acıdan bayılıyorum doktor. Acıya bayılıyorum doktor. Ben spor yapmaya, formda kalmaya özen gösteren birisiyim doktor. Mesela boş vakitlerimde kafamda top sektiriyorum. Ama öyle futbol topuyla falan değil. Bildiğin bowling topuyla. Nah böyle kocaman Diyarbakır karpuzu gibi. Onu böyle atıyorum havaya. O böyle güneşi kesiyor. Tam havaya giriyorum. Alnımın çatısıyla böyle çat diye koyuyorum. Orada bayılıyorum. Rekorunuz kaç peki? 2. Ama ikinciyi hatırlamıyorum. İlkinde bayılmışım. Ben çocukken babam bana sırtını çiğnetirdi. Ama benim çocuğum yok ki sırtımı çiğneteyim. Bu yüzden gidiyorum sinemaya, filmin tam ortasında böyle yangın var diye bağırıyorum. Tam çıkış kapısının oraya böyle yüzüstü yatıyorum. Yüzlerce insan, manda sürüsü gibi benim üzerimden patır patır geçiyorlar. Acıdan bayılıyorum. İşte böyle durumlarda doktor, hop, aynen kendimi tebrik ediyorum. Eve mesela meşrubat ya da süt alırken mutlaka cam şişe tercih ediyorum doktor. Çünkü hem çevreye saygılı hem de içindekini bitirdikten sonra ben o cam şişeyi katır kutır yiyorum doktor. Ağzımın içi bir şenlik, midem bir karnaval. Cam şişelere ben bayılıyorum doktor. Ben israfa karşıyım doktor. Hele ki su israfı bildiğin milli servet ziyanı. O yüzden su kullanımını azalttım evde. Mesela tıraş olmayı bıraktım. Direkt ağda yapıyorum. Yüzümün her tarafına böyle tıraş köpüğü sürer gibi ağdayı bir güzel sürüyorum. Kuruduktan sonra hepsini aynı anda cırt diye çekiyorum. Hem su tasarrufu yapıyorum hem de acıdan bayılıyorum doktor. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi bir de çay içişi vardır. Mesela kimisi kıtlama usulü içer çayı, ben direkt haşlama içiyorum. Evde çayı demliyorum, dolduruyorum şat bardaklarına, onları böyle yan yana diziyorum masanın üzerine, küt deviriyorum, küt deviriyorum, küt deviriyorum, en son kendim acıdan küt diye devriliyorum. Ya bu insanlar hani böyle burnunu kulağını falan beğenmeyip estetik yaptırır ya. Ben de dilimi beğenmiyorum doktor. Neymiş efendim? Ön tarafı tatlıyı, yok ortası ekşiyi, yok kenarı acıyı falan filan alıyormuş. Gideceğim estetik doktoruna, uzatacağım dili. Diyeceğim ki benim dile format at doktor. Her tarafı bir güzel acıya alsın, ben acıdan daha kolay bayılayım doktor. Son olarak doktor, ben Türk kızlarına bayılıyorum. Hani bir kere tıngırdayacağız diye aylarca süründürüyorlar ya. İşte o acıya ben bayılıyorum. O yüzden ne yapıyorum doktor? 5 kızla birden aynı anda çıkıyorum. Overdose.